Merhabalar. Bu çalışmamızda bir anahtarlık nesnesi oluşturuyoruz. Yeni tasarım oluştur butonuyla başlayalım. Öncelikle ekrana çalışma düzlemimizin geldiğini görüyoruz. Sağ tarafta yer alan temel şekiller bölümünden istediğimiz herhangi bir şekli düzlemimize alabiliriz. Şu an yıldız tuşunu alarak başlayalım. Yıldız nesnesini alarak başlayalım. Hemen boyutlandırmayı yapıyoruz. Tab tuşuna kullanarak geçişler yapabildim. Ve derinliği ayarlayacağım. Derinlik içinde 5 olarak seçtim. Yıldızımız düzlemimizdeyken şuradan da dönüş açısını ayarlayabiliyoruz. Şu anda yıldızımızın konumunu, açısını ayarlamış olduk. Net bir şekilde görebiliyoruz. Sağ tarafta yer alan temel şekillerden ya da metin ve sayılardan hangisini isterseniz bir nesneyi alıp bu yıldızın üzerinde girinti olarak işleyebilirsiniz. Ben bugün F harfini aldım. Buradan hemen 9. Tekrar mouse'la da hareket edebilirsiniz. İkisini de görmüş olalım. Yine derinliğe bakalım. Derinliğimiz 4. Herhangi bir sorun yok gibi görünüyor. Mouse'la da hareket ettirebilirsiniz. Yön tuşlarıyla da hareket ettirebilirsiniz. Sizin için hangisi kolay görünüyorsa. Şuradan da derinliğimizi kararlaştıralım. Tekrar şöyle geldiğimde sahnemde, düzlemimde ne aşamada olduğumu görebilirim. Şu an F harfi seçiliyken sağ tarafta yer alan şekil penceresinde delik tuşuna tıklıyorum. Şu anda yıldızımın üzerinde F harfiyle bir girinti yaptığımı görmektesiniz. Daha sonra ikisini bir birleştirelim. Daha net olarak görebiliyoruz şu anda. Şöyle bakalım. Artık F harfini yıldızımızın üzerine işlemiş bulunduk. Bunu bir anahtarlık olarak düşünmüştük. Dolayısıyla anahtarlığımıza takabileceğimiz yerde küçük bir delik. Şurayı yapabiliriz mesela. Sağ taraftan yine temel şekillere gidelim. Bunun için de farklı araçlar kullanmanız mümkün. Direkt silindiri seçelim. Silindirle tekrar boyutları ayarlayalım. 5'e 5 girdik. 5'e 5 uygun. 4'e 4 de girebiliriz. Bir deneyelim bunu birlikte. Ardından şurası da 10 olsun. Aslında derinliğin çok bir önemi yok. Çünkü direkt konumlandıracağız. Birazdan onu fark edeceksiniz. Sadece genişlik ve yüksekliğimiz önemli. Bu da çok büyük olmaması için önemsiyoruz. Şöyle gelelim. Buradayken bir delik tuşuna basalım. Fena da görünmedi. Hemen grupluyoruz. Ve şu anda sahnemizde, çalışma düzlemimizde anahtarlığımızı hazırlamış bulunuyoruz. Bu çalışmayı dışarıya aktarabiliyorsunuz. Öncelikle şu sol tarafta da çalışmanızın ismini verelim. Anahtarlık dediniz. Çalışmamızı dışa aktar butonuyla STL formatında dışarıya aktarabiliriz. Çalışmamız hazır.